Bir güzel ürküdüm gönül verdiğim. Olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Partisi'nin mensupları olarak 54 yıl şerefli bir mücadelenin bugünkü neferleriyiz. Bu 54 yıllık şerefli mücadelemizde Sayın Genel Başkanımızın da ifadeleri gibi ettikleri gibi sosyal maliyeti en yüksek olan bir hareketin de mensuplarıyız aynı zamanda. Bu hareket çok ağır bedeller ödedi. Bu hareket ülkenin birliği, dirliği, bölünmez bütünlüğü, bin yıllık kardeşlik hukukunun muhafazası uğruna bedel ödemek icap ettiğinde hiç gözünü taştan esirgemeksizin üzerine düşeni büyük bir sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirdi. Bugün de Allah'ın izniyle Türk milliyetçileri olarak, bu ülkenin sevdalısı insanlar olarak üzerimize düşen neyse, aziz milletimizin bizden bekledikleri nelerse, bizden umut ettiği neyse, bunları Allah'ın izniyle birlikte yine hayata geçireceğiz. Muhterem dava arkadaşlarım, hayatın içindeyiz. Her biriniz hemen her gün muhatap oluyorsunuz. Bu hareketten aziz milletimizin beklentileri çok. Omuzlarımıza tevdi ettiği sorumluluk her zamankinden fazla. Bu itibarla önümüzdeki bu seçimleri biliyorum ziyadesiyle önemsiyorsunuz. Ama sizden hasreten istirham ediyorum. Gece gündüz demeden ulaşabildiğimiz kim olacaksa, kim varsa bu 30 günlük zaman dilimini bu şekilde değerlendirmenizi ve hareketimizin başarısı adına katkı koymanızı hasreten istirham ediyorum. Bir hususu dikkatlerinize hasreten sunmak istiyorum. Aslında hepinizin bildiği, hemen her seçim arifesinde birlikte şahit olduğumuz, yaşadığımız siyaset mühendisliği örneklerinin bir benzerini yine yaşıyoruz. Her seçim öncesinde özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik siyaset mühendisliği icra ediliyor. MHP'nin barajı aşamayacağı, MHP'nin bitip tükendiğine dair temennilerde hep bulunuyorlar. Bunun sebepsiz olduğunu, tesadüfi olduğunu hiçbirimiz düşünmüyoruz. Biz biliyor ve inanıyoruz ki bu hareketin şerefli mensupları olarak bizler bu misyonu taşıdığımız müddetçe ülkemizin, milletimizin geleceği adına bu iddiaları taşımaya devam ettiğimiz müddetçe biliniz ve emin olunuz ki bizimle uğraşmaya devam edecekler. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettikleri gibi bizimle uğraşılmaktan vazgeçildiği gün biliniz ve emin olunuz ki bu hareket misyonunu tamamlamış demektir. Onun için herkes üzerine düşeni yapacak. Biz de yapmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle her seçim döneminde olduğu gibi bu seçim sonucunda da yine hep beraber Bursa'da ve Türkiye'de destan yazacağız. Duysunlar, girsinler, hazır olsunlar. Bu hareketin mensupları 14 Mayıs akşamı o siyaset mühendisliği örneklerinizi dün olduğu gibi bugün de yine başınıza geçirmesini Allah'ın izniyle bilecektir. Bursa'da bu hareketin şerefli mensupları yürekten inanıyorum ki bu defa şeytanın bacağını kıracak. 54 yıllık şerefli geçmişimize layık olacak sonucu bu seçimlerde Allah'ın izniyle birlikte alacağız diyorum.